Efendim? Ziyarette CHP lideri Özgür Özel'in yanındaydılar. Tabii ailesi, yakınları ona destekleyen isteyenler. Dilruba'yı cezaevinde ziyaret ettim. Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun, herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız siz despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz, iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağan dışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklanma kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan bir ay, işte 18. gün herhalde şimdi, neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek tamamen yönetimdeki acziyetin, savrulmanın ifadesidir. Bundan başka bir şey değil. Türkiye'nin bu suni gündemlerden çıkması lazım. Bu saçma sapan tartışmalardan, bu saçma sapan işlerden bir an önce kurtulması lazım. Toplumu gererek iktidarda tutunmaya çalışanlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye bunu yapmayın. Tarihe bir de giderken bunları da yaptılar, bunlara da tenezzül ettiler diye geçmeyin, geçiyorsunuz. 33 yaşında genç bir kadını bir mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz. Ama tutup da burada haksız, hukuksuz yere hapsedemezsiniz. Diğer taraftan Türkiye'de herkesin inancının örtünmesinin ya da örtünmemesinin, yaşam şeklinin, tercihlerinin tam bir özgürlük içinde olması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun teminatıyız. Herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kemal Bey'le ilgili konuyu, bir soru üzerine cevaplamış olmak istemem. Kendim o konuda söyleyecek bir şeyim var çünkü. Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talep eden bir iddianame hazırlanmış ve kendisini birileri yargılamak istiyorlar. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını devraldığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir. Ve tüm genel başkanlar gibi Atatürk boynunda idam fermanıyla bu yola çıkmıştır. Suikast girişimlerine muhatap olmuştur ve canını ortaya koyup bu ülkeyi kurtarmıştır ve bu cumhuriyeti kurmuştur. İsmet Paşa savaş meydanlarında canını ortaya koymuş, suikast girişimlerine muhatap olmuş, her türlü tehdide rağmen dimdik durmuş bir genel başkanımızdır. Bülent Ecevit suikast girişimi olacak, mitingi iptal et diyenlere o mitinge gideceğim, ben görevimi yapacağım, onlar da görevini yapsın denen cesareti göstermiş. Uğradığı suikast girişimi sırasında dahi dimdik ayakta durmuş bir genel başkanımızdır. Altan Öğmen 12 Eylül darbesinden sonra cezaevinde yatmıştır. Deniz Baykal cezaevinde yatmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın kurşunlarına hedef olmuştur. Bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştır. Genel başkanlığımın daha ilk aylarında kendi memleketimde organize edilmiş bir güruh tarafından cenazeye sokulmamak, ki emniyetim ve valiliğin bu hazırlıktan haberdar etmesi durumunda ölümü göze alırım, kendi memleketimde cenazeye gitmemeyi göze almam deyip şehit cenazesinde saldırıya uğramışızdır. Hiçbirimiz
Atatürk'ün emanetine sahip çıkarken bir adım geri atmadık. Bir kelime eksik konuşmadık. Bir santim eğilmedik. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş olmanın, milletin gözünden düşmüş olmanın, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları bir takım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Örtmez. Kendi evlatlarının, kendi atadıkları Ülkü Ocakları başkanının Ankara'nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasını da o cinayet duyulduğu andan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir taziye tweet'i, bir tepki tweet'i, anaya, babaya, eşe bir taziye telefonu, bir cenazeye katılım, hadi her şeyi bıraktım, geride kalan iki kız evlada bir sahip çıkma, bir başını okşama yapamayacak sorumluluğu örtmez, örtmeyecek. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar hız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesetini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Hodri meydan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu o sanık sandalyesinde götürüp de gidip de orada oturur mu? Bence oturmamalı. Hiçbirinin haddi yok. Onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net. Evet. Hepsi haddini bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da, hangi genel başkanını sindirdiniz de bir önceki genel başkanını sindireceksiniz? 1.460.000 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı, onaylı üyesi Kemal Bey'i yargılatmaz. Çok istiyorlarsa hep birlikte geliriz, bizi yargılayacaksınız.